Saygıdeğer Demir Çöker sayfasının değerli takipçilerine buradan selam olsun. Sesim yankı yapıyor olabilir arkadaşlar. Çünkü şu an Ziya Gökalp metro istasyonundayım. Olimpiyat durağına doğru yol alacağız. Malum bugün Karagümrük Fenerbahçe maçı var. Geçen yılda biliyorsunuz ki Karagümrük Fenerbahçe'ne giderken buradan metroya binmiştim. Maça yaklaşık 2,5 saat var. Erken gidiyorum arkadaşlar. Çünkü bundan yaklaşık 3 ay önce başımıza gelenleri siz de görmüşsünüzdür. Maça son bir saat kala giriş yapmak istedik. İlk yarıyı kaçırdık. Cengiz'in attığı o 4 golü kaçırdık resmen. O yüzden bugün dedim ki erken gitmekte fayda var. Ve bugün Karagümrük Fenerbahçe maçı için erken yol alıyoruz. Umarım güzel bir maç olur, zevkli bir maç olur. Tren de bir gelemedi ha. Neyse arkadaşlar, statta görüşürüz o zaman. Ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yerimi aldım arkadaşlar. Ama bir konuğum var. Kendisi de maç vlogları üzerine içerik üretiyor YouTube'da. Burak Samet Öztürk. Merhaba. Ne olur bugün maç? Bugün rahat bir kaybet bekliyorum. 4-1-5-1 inşallah. Umarım. Yani rahat bir kanser olmadan. İnşallah. Bir de kaskan galibiyeti bekliyorum. Ben topluluk kısmında Karagümrük Fenerbahçe maçına gideceğim bildirisini yaparken 8 atacağız. 8-1 kazanacağız falan biraz abartı olmuş tabii ki de ama ben de seninle aynı düşünüyorum. 4 veya 5 atarız. Skor tahmini versene bize ya. 4-1 diyelim. 4-1 tamamdır. 4-1 olsun. Hadi ben de 4-1 diyorum o zaman. Ayrıca YouTube'dan Burak Samet Öztürk diye yazarsanız abone de olursunuz diye tahmin ediyorum. Tamam. Abone olun, videolarını beğenin. Emek veriyor bu çocuk. Hakkını veriyor şimdi. Kaan abim de yanımda. Namı Der Jedi Jester. Nasılsın abim? İyi olmaya çalışıyoruz ya bu futbol ikliminde. Vallahi abi ya futbol ne hale geldi ya. Böyle bir şey olamaz ya. Valla dediğim gibi Avrupa ayrı mevzu, Türkiye ayrı mevzu. Bugün de Aslan Barakim de yabancı oyuncuymuş. Göreceğiz bakalım nasıl etkileyecek, ne değişecek. Ben tek bir şey değişeceğini sanmıyorum ama. Ben çok merak ediyorum abi biliyor musun? Ya, var hakemleri yabancı ya. Ya zaten bence tepki olmasın diye, daha fazla göze batmasın diye böyle bir hamle yaptı TFF bana göre. Tepki olmasına az ya da artık kayıtlar ortaya çıkınca dönen dümen de ortaya çıktı. Dolayısıyla belli bir süre, yani bu sezonun geri kalanı, hatta önümüzdeki sezon komple var hakemleri yabancı olabilir. Hakemler de yabancı olabilir, göreceğiz. Haklısın abi. Yani bildiğin kararına göre yani maçı sahada orta kendi var hakem yönetiyor, onu gördük yani. Dolayısıyla göreceğiz, ben de merak ediyorum yani. 3-1 veya 4-1 alırız bunda geliyor. 3-1 veya 4-1 alırız. Biz Burak'la birlikte 4-1-4-1 dedik. 4-1 olsun o zaman. Hadi bakalım. Bu gördüğünüz 3 YouTuber birden, 3 vlogger birden 4-1 dedi. Süper Kupa maçı hakkında ne düşünüyorsun ya? U19'dur, olaylar oldu biliyorsun. O konuda çok yarı yarıya benim düşüncelerim. Al benden de o kadar, ben de öyleyim biliyor musun? Yönetim haklı, bir yandan da haksız, çok karışık geldi benim duyumlarım. Çıkılabilirdi. Doğru. Ama 3 gün sonra da önemli bir maçım var. Olimpiyat maçı. Ertelemediler. Saçma bir şey döndü orada ama şu an yönetim arkasındayız ya. Trabzon Gazi. Sonuncu savaştan çıktı orada Gazi. Ha, öyle, yani evet aynen öyle denebilir. Yani bak işte normal şartlarda şiddete karşı bir adamdır ama yani hak ettiler. Ben herhalde karşı. Keşke böyle olmasaydı. Evet. Keşke böyle olmasaydı zaten. Biz böyle olmasını biz istemedik zaten. Trabzon istedi. Maalesef. Tamam anladım. Aramızda bir husumet var. Kavgalıyız. Birbirimizi ilk seviyoruz. Hatta nefret ediyoruz. Ama abi şiddet, millet. Bunları karıştırmayalım abi ya. Spor tabelisi sağda kalması lazım. Ellerden kollardan çok ağızlar çalışsın yani değil mi? Maalesef. Mesela halı saha oynarken ayaklardan çok bana göre ağızlar çalışıyor. O da yanlış. 30 later. Evet Fenerbahçe bizim Karagümrük karşısındaki ilk 11'i belli olmuş arkadaşlar. İlk 11'leri hemen sizler için okuyayım. Halil Limakovic, Salma Dokusu, Osay Samer, Serhan Aziz, Çağlar Sunucu, Ferdin Karoğlu. Orta saha hakemimiz İsmail Üret. Hele şükür ya. Zayt'la Kurunic'den kurtulduk. Daha sonra Kurunic de ilk 11'de. Bak sağ kanat Efen, sol kanat Tadic. Forvet arkası mı oynayacak Kurunic? Ben anlamadım şimdi. Sağ traforda ise Edin Çakır. Diyorsunuz ki Şimanski de cezası nedeniyle bu maçta forma giyemiyor. Serdar Aziz'in oynamasına Serdar Aziz neden oynuyor? Bolitçi varken tamam ben Serdar Aziz'i severim. Bu arada Bekola da var ama Serdar Aziz'i tercih etmişler. Karagümrük taraflarında bir yandan bestelere başladığından ötürü Fenerbahçe
Fenerbahçe tribünü de karşılık verdi Melih'e. Kadro güzel, kötü değil. Onu söyleyeyim. Serdar Aziz tercihin ne kadar doğru emin değilim ama. Yani Bekao'la Bonucci'den birisi oynasaydı açıkçası daha iyi olurdu. Burak, sen ne düşünüyorsun kadro hakkında? Güzel, bence 4 derecelik skor için gayet yeterli bir süre kadromuz var. Nasıl potansiyel inşallah güzel bir oyunla eskilendirmek yapacağız. İnşallah, inşallah. Serdar Aziz'e olan tekrar sakın yanlış anlaşılmasın. Ben Serdar Aziz'i seven biriyim. Yani destekleyen de biriyim. Oynasın diyorum, oynamasın demiyorum ama yani şimdi daha iyi alternatiflerim varken neden Serdar Aziz'i tercih edersin? İsmail Hocam yapıyor böyle. Kendi bazı plan diyelim. Aynen. Güvenilir. Geçen yıl da Justin için aynı şey söyledim. Evet, güvenilirim. Gerçek bir şey uzak görmekten başka. Benim için bir var açıkçası Serdar Aziz. Saatli bomba. Saatli bomba. Eskiden İsmail için de aynı şey söyledim ki. Abi İsmail birdenbire nasıl bir futbolcuya dönüyor lan? Fenerbahçe iyi oynayamıyor ve o oynamadığında. Yani iyi oynuyor ama İsmail girdiğinde başka bir seviyeye çıkıyor. Kendini çok geliştirdi İsmail. Kesinlikle. Abi ilk 11'imiz hakkında düşüncelerin nelerdir? Yani dediğim gibi ilk 11'de şu anda orta sahanın önü çok yüksek. Orta saha bir tık daha iyi hazır Olympiakos maçına göre. Allah şu saatten sonra sakatlıkların etkisiyle beraber artık sahaya kim çıkarsa çıksın o formanın hakkını verecek. Ağırlığı taşıyacak. Abi, Fenerbahçe forması o. Yani kutsal forma bizim için. Yani ben çok yorum yapmayacağım. Elimizde olan en iyisi şu anda. O yüzden göreceğiz birazdan sahaya çıkınca. Hadi bakalım abi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere kale arkası tribünleri bomboş. Hem bu taraf hem de bu taraf. Güvenlikçi abi fark ettiniz mi? Tribünler boş olmasına rağmen adanın arkası da biten sahaya. Ayrı sikir. Sikir lan.
mutlak gol pozisyonundan yararlanamadık arkadaşlar ama zaten öncesinde kalkan bayrak var. Yani yararlansaydık bile ofsayt olacaktı. Olanlara çalıyor, olmayanlara çalıyor. Anlamıyorum ben bu işten bir şey ya. Livakovic'im sektirdi ama sonrasında topu yeniden eline aldı. Dünkü Beşiktaş Samsun maçında Mert'i başlarken saldıracaksınız. Maçta ilk yarım saati geride bırakıyoruz Burak. Evet, söz sende. Ne yaptığımız belli değil şu anda. Uzun top yapıyoruz, tutmuyor. Anlamadım ben. Umarım bir yıldır emzik ederiz. Golümüz gerekiyor çünkü zaman geçti, stres yapıyoruz. Bu için şey değil. Allah büyük. Yararlanamadık arkadaşlar. Gösteri gösteri burada diyebiliriz. Ceko oyunun oynandığı esnada bile yani taraftarı motive etti. Taraftarı ateşledi. Yapmayın. Kırmızı tepki göstermeyin. Aşırı tepki göstermeyin. Hadi destek, destek dedi. Yok yok yok. Toplarımıza gitti arkadaşlar maalesef. Karagümrük sonlarına doğru 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe karşısında. Evet, savunma hatası. Kaçırılan bir adam var. Ya zaten ne geldi? Atamayanı atarlar. Çakmadık ki atamayalım ya. Ya pozisyonlar harcadık kaç tane. Kusura bakma pozisyonları harcarsan da cezayı keser. İlk kere 1-0 mağlup tamamlıyoruz. Ya açıkçası evet, üzüldük biraz, küçük de olsa stres var. Ben de sizi bilmiyorum tabii ki de Kaan abiyle birlikte ama ya Rize maçını da hatırlayacaksan 1-0 geride tamamladık, ardından 3-1 kazandık. İsmail Kartal'ın konuşmasına bağlı o soyunma odasında ilk kere öncesi ne konuşacak, ne söyleyecek takım, nasıl motive edecek kesinlikle hocamıza bağlı. Takımın durumu da, gol atma durumumuzda. Bir de maç var, şu ayı çağırıyor. O da bir gerçek. Senin düşüncelerin? Takım oyunu olarak berbat bir durum zaten. Bireysel olarak burada çok kötü. O karşı karşıya koşma hele. En berbat bir durum orası oldu. Yani, ne yaptık ne yapıp başarı yapmış gelecek. Evet, sizinki dönüştü. Aklımız sert. Şu an sıfırım yani sıfır olarak konuşamıyorum zaten. Umarım kendimize geliş bir yönetim. Bir şekilde puan da düşük alabiliriz. İnşallah.
tam zamanında geldi gol arkadaşlar. Taraftar çıldırdı. Hatta böyle düşer gibi de olduk arkadaşlar. Son anda kurtulduk. Sizi bir yerden tanıyor muyum? Bakalım Batshuayi'yi pozisyona sokuyoruz arkadaşlar. Evet! Batshuayi 3. defa girdi pozisyona. Güzel güzel. Üçüncüsü umarım gol olur arkadaşlar. Üçüncü golü buluruz. 3-3-3-3. Fenerbahçe'de Serdar Yusuf oyundan çıkıyor. Yerini Rodrigo Becao'ya bırakıyor arkadaşlar. Haydi. Vur!
be! Abi ama çok fazla pas yapıyoruz ya cezalının içerisinde. Bu kadar pas fazla bokunu çıkardık arkadaşlar. Yani üçüncü gol atmamız lazım 85. dakika. Boş pozisyonu bulmamız gerekirken pas yapıyoruz hala. Bak Hesaptaş abi hiç riske gerek yok. Buğdunu atacaksın. Abi ne yapıyorsun? Hakem penaltı noktasını gösteriyor ikinci defa. Bu kez hayret. VAR'a gitmedi. Çünkü direkt verdi arkadaşlar. Interesting bir durumla karşı karşıyayız şu an. İngilizce telaffuz ettiğimde interesting. Enteresan yani arkadaşlar. Bir faul sakatlandı ceza sahası içinde yerde. Kendini yere bıraktı arkadaşlar. Serdar Dursun kenarda biraz zor oyuna girecek aynı zamanda. Ceko oyundan çıkıyor arkadaşlar. Yeni Serdar Dursun'a bırakıyor. Açıkçası ben Osay Samuel'in çıkmasını beklerdim. Çünkü sakatlık işareti yaptı. Değişiklik işareti yaptı. Ceko çıkıyor. Haydi bakalım. I love you Ceko. I love you Ceko. Herhalde yerde kalan futbolcunun sarısı vardı ve hakem aldatmaya yönelik hareketten dolayı ikinci sarı kart. Maç bitti arkadaşlar. Çok şükür 2-1 kazandık. Yani stres dolu ve ötesi bir maçtı arkadaşlar açıkçası bizler için. Yani kanser olduk. Kanser bahçe olarak da adlandırabiliriz bu maçı. Kesinlikle. Çok şükür abi. İlk değerlendirmeyi senden alayım. Vallahi 3 puanımız hayırlı olsun. Oyun olarak ilk yarı berbattık ama ikinci yarı çok iyi döndük. Erkenden 2 golle işi bitirdik abi. Tebrik ederim takımımı. Evet arkadaşlar. Birçok sakatlanan futbolcumuz da oldu maç sonu özellikle. Osay Samuel bunlardan biri. Şu an sağlık görevlisini de yanına çağırdı. İsmail yüksek yerde. Belki de o da fazla stresten dolayı yerde bilmiyorum. Sakatlanmış gibi bir hali yok çünkü. İlk yarı berbat bir Fenerbahçe vardı açıkçası. İkinci yarıda da isteyen, kazanmayı isteyen bir Fenerbahçe. Mücadeleyi etmeye istekli bir Fenerbahçe vardı arkadaşlar. Yani gerçekten takımın az bir de beni mutlu etti. Toparlanması da. İlk yarı iyi değildik biliyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Ama ikinci yarı toparladık. Çok güzel mücadele ettik. Ama tabii ki de üçüncü, dördüncü golü de bulsaydık. Dört dedik. Ama 2-1 bitti. Kazandık sonuç olarak. Biz onu da ayledim. 2-1, 4-1. Aynen abi. Aynen. Sonuç 3 puan aldık. Abi söz sende. Ya ne diyeyim ya, ne diyeyim ya, bu kadar kaçan gol, bu kadar yani Livakovic'i çıkardı, iki tane yüzde pozisyon. Direkten döndük, atamıyoruz, yedemiyoruz. Yani garip bir takım olduk iyice ya. Ne oldu? Benden de o kadar abi. Valla konuşacak bir şeyimiz yok artık yani, sınırda yaşıyoruz ya. Ya evet abi ya, ben tamam galip geldiğimiz için mutluyuz ama yani gerçekten Fenerbahçe böyle oynamamalı, böyle bir takım yarı, değil. İkinci yarı iyi, hoş, güzel. İlk yarı çok kötü. Çok istekliydik. Ama yani bugünün şeyi sakat vermedik. İnşallah sakat vermemişiz. Diye. İnşallah. Şimdi bundan sonra Perşembe'ye düşüneceğiz. Dışarıda Olympiakos yenecek. Sonra hafta sonu Sivas. Yani bu baş temposuna ne yürek dayanır, ne oyuncular dayanır, ne biz dayanırız. Al benden de o kadar. Al benden de o kadar abim. Güzel maçtı arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bu ekiple yani Kaan abi, Burak'la daha çok videolar gelmesini istiyorsanız ve daha çok deplasmanlara gitmemi istiyorsanız aşağıda mutlaka bu videomu beğenip yorum yazmayı artı abone olmayı unutmayın. Söyleyecek bir şeyim var mı? Canınız sağlığı. Bol bol like atın, abone olun Demir'e de.
Dikkat edin kendinize. Ayrıca Burak'a da abone olun. Jedi Jester abime, Kaan abime de abone olun. Arkadaşlar yani mutluluktan şu an çok şey yapamıyorum. Düzgün bir şekilde akıcı konuşamıyorum. Sağ olun, hoşça kalın.